Boolean modifierlerde yine modelleme işlemi sırasında sık kullanılan modifierlerden bir tanesi. Şimdi modifiers ekranına gittiğimiz zaman add modifier diyorum ve burada generate'in altında 3. sırada Boolean modifier var. Boolean modifierler biraz farklı çalışıyorlar. İki farklı objeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada mesela daha önceden kullandığımız mirror modifier veya subdivision surface modifier'dan biraz farklı çalışıyorlar. Boolean işlemleri ikili işlemler demek. Yani iki obje üzerinden çeşitli operasyonları gerçekleştirmemizi sağlıyor. Burada operation'ın altında baktığımız zaman intersect yani kesişim, union yani birleşim ve difference yani fark işlemleri var. Bunu hani sanki kümelerde yapılan işlemler gibi düşünebilirsiniz. İki adet kümemiz var. Bunların farkını alabiliriz. Bunların birleşimini veya kesişimini alabiliriz. Şimdi iki farklı objeye ihtiyacımız olduğu için şimdilik bu modifier'ı kapatıyorum. Ve objelerimizden bir tanesi standart sahnemizdeki küp olsun. Shift A'ya basıyorum yeni bir mesh eklemek için. Add mesh ve ikinci bir küp ekliyorum. Şimdi biliyoruz ki iki adet küpümüz iç içe geçmiş konumda. Bunları birazcık kenara taşıyacağım şimdi yeni eklediğim küpü. Ve ikisi üzerinden bir işlem yapacağım için mesela diyelim ki kesişim işlemini yapmak istiyorum. Eğer bu iki küp üzerinden kesişim işlemini yapmak istiyorsam bu iki küpü kesişen bir konumda tutmam gerekiyor. Çünkü hani kesişimleri eğer sıfır olursa bu iki cismin kesişim işlemini yapmış olmam bir işe yaramayacak. O yüzden bu ikinci küpümü biraz diğerinin içine doğru götürüyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey, yüzeyler üst üste bindiği zaman Boolean modifierler biraz daha yanlış çalışmaya başlayabiliyor. O yüzden hiçbir yüzeyimiz üst üste binmese daha iyi sonuçlar alacağız. Şimdi objemi S'ye basarak scale ediyorum, büyütüyorum. Farenin sol tuşuyla tıkladım. Şu anki konumda baktığım zaman, şimdi G'ye basarak grab edeceğim. Bir tane büyük küpüm var. Sağ tuşla seçtim. Bir de ikinci küçük küpüm var. Bunların isimleri bir tanesinin adı küptü. Diğerinin adı da sağ tuşla tıkladığım zaman Outliner ekranında gördüğüm üzere küp.001. Mesela bunun ismini değiştirmek istersek çift tıklayabiliriz. Mesela buna da diğer küp adını koyabiliriz. Şimdi gelelim modifier'ımızı eklemeye. Hangisi üzerinden eklemek istiyoruz? Diyelim ki büyük küp üzerinden olsun. Add modifier. Boolean modifier'ı ekledim. İkinci bir obje seçmemi istiyor. İkinci obje olarak bastım. Zaten sahnemde diğer küpün haricinde tek bir tane küp objesi olduğu için sadece onu seçebiliyoruz. Yani objenin kendi kendisiyle kesişmesini sağlayacak şeyleri engellemek için, yanlışlıkla kendi kendisiyle kesiştirmemek için buradaki listede objenin kendisi gözükmüyor. Küpü seçtim. Intersect kesişim seçili olduğu için kesişim alanını aldı. Diğer seçeneklerimiz union'da birleşimi alıyor. Difference bunun bundan farkı demek oluyor. Şimdilik intersect'te dursun. Bu modifier'ı henüz uygulamadığımız için sahnemde hala üst üste binen şekiller var. Şimdi bakıyorum iki tane böyle yüzeyler üst üste bindiği için kameranın konumu değiştikçe titreyen alan var. İki tane küp şekli görüyorum. Evet, bir tane burada üst üste binen alan, bir tane de orijinal küp dediğimiz şekil. Şimdi diğer küp dediğimiz yeni şeklimiz, büyük olan şeklimiz sadece bu alanlarda geçerli olacak şekilde indirgenmiş durumda. Ama kesişim işlemi için kullandığımız diğer parça da onunla aynı alanda bulunduğu için yani şöyle modifier'ı uygulamadığımız zaman, görmediğimiz zaman tamam iki tane küpümüz var. Şimdi dış küpün üzerinde şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Dış küpün şekli artık dış küple iç küpün kesişim alanı olsun diyoruz. Tamam. Dış küpe yani bir modifier uyguladık. Ama içteki bulunan küp hala yerinde durduğu için böyle bir sonuç alıyoruz. Şimdi dıştaki küpümüz yani modifier eklediğimiz küpümüzü uygularsak, buradaki modifier'ı uygularsak, apply dersek işlemimiz gerçekleştirilmiş olur. Ve bu durumda diğer küçük küpü dışarı doğru çekecek olursak gördüğünüz gibi az önce yaptığımız işlem küpün üzerine uygulanmış durumda. Şimdi isterseniz Shift A ile yeni bir küp ekleyelim. Bu tarafa yeni bir küp ekledim. Adı mesela şu yeni eklediğim küpün adı dış küp olsun.
Shift A ile yeni bir küp daha ekliyorum. İkinci bir küpümüz S ile. Küçülttüm bu küpün şeklini. Yine büyük küpü seçtim. Ya da tamam, bu sefer küçük küpü seçelim mesela. Bu küçük küpe Add Modifier dedim. Boolean Modifier. Obje olarak dış küpü seçiyorum. Kesişim seçiliydi. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey göremiyorum. Neden? Küçük küple büyük küpün kesişimini aldı. Ve eğer bu konumdayken diğer küpü hareket ettirirsem modifier'ın etkisi aynı anda değişecektir. Şimdi Z'ye basarak wireframe moda geçersek daha iyi görebileceğiz sonuçları. Şimdi buradaki az gözüken şekil bizim iç küpümüz. Buradaki dış küpümüz ve dış küpü hareket ettirdikçe G'ye bastım mesela grab etmek için. Hareket ettirdikçe iç küpün modifier'ın etkisiyle değişmesini gözlemliyorum. Fakat her seferinde dış küpün içerisinde kaldığı için bu alan katı cisim olarak solid modda görüntüleyince görünmez halde oluyor. Wireframe'de görebiliyorum. İçteki küpü eğer seçip de modifier'ı apply dersem, uygularsam bu durumda dıştaki küpü çektiğim zaman içteki yeni küçük parçayı da görebilir hale geleceğim. Tabi sadece kesişim yok. Farklı işlemler de yapabiliyoruz. Şimdi isterseniz yeni bir sahne açalım. Hani karışmaya başlamasın çok fazla küpümüz olup. Yeni bir küp ekledim. Biraz kenara doğru çektik. Şimdi modifier dedik. Add modifier, boolean. Union, birleşim. Ne ile birleşimini alacağız? Diğer küp dediğimiz şeyle birleşimini alacağız dedik. Apply dedik. Bu durumda bakıyoruz bir tane küpümüz var, orijinal büyük olan. Diğeri de ikisinin birleşiminden oluşan yeni şekil. Eğer taba basıp da edit moda girecek olursak mesela yüzey seçimine gidip de bakıyoruz. Yeni yüzeyler eklenmiş bu cisme. Z'ye basıp wireframe modundan bakarsak da içte kesişen alan aslında tamamen birleştirilmiş. Yani şu yüzey uzayıp da içeri giden bir yüzey değil. Onun dışarıdaki yüzeyleri sadece işleme katılmış. İsterseniz yeni bir sahne daha açalım yine küplerimizin karışmaması adına. Shift A ile yeni bir küp ekledim. Biraz küçültüp şöyle kenara çektim. Yeniden dıştaki küpe isterseniz bu sefer ekleyelim. Add Modifier, Boolean. Diğer objemi seçtim. Intersect, Union vardı. Difference, fark. Apply dedim. Bu durumda mesela diğerini çektiğim zaman içinin oyulmuş olduğunu görüyorum. Büyük küpün küçük küpten farkını almış olduk.